Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından. Allah'ın kullarına olan sevgisi. Allah sizi esirgesin. Kulun Allah'ı sevmesinin göstergesi. Elbette Allah'ın rızasını esas alması ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılmasıdır. Peki ya Allah'ın kulunu sevmesinin işareti nedir? Sordu. Bunu nasıl keşfettin? Cevap verip sordum. Yüce Allah elçisine şöyle demesini buyuruyor. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Bundan anlıyorum ki kulun Allah sevgisinin alameti Allah'ın elçisi aleyhisselama tabi olmaktır. Nitekim ayette bu Allah da sizi sevsin denilerek açıkça belirtiliyor. Burası belli fakat Allah Teala'nın kula olan sevgisinin göstergesi nedir? Cevapladı. Sen bana alimlerin birçoğunun tam kavrayamadığı çok önemli bir bilgiyi ve oldukça tehlikeli bir konuyu soruyorsun. Evet, delikanlı. Aziz ve celil olan Allah'ın kuluna olan sevgisinin göstergesi, Yüce Allah'ın onun bütün tasa ve kaygılarının idaresini bizzat kendi üzerine almasıdır. Öyle ki kulun bütün kaygı ve tasaları onları yönlendiren Allah-u Teala'ya odaklanır. Böylece de ortaya çıkan hiçbir hadise kulu Allah ile olan yakın ilişkilerinden koparamaz ve hiçbir şey bu ilişkileri tek hedef olan Allah'ın rızasını kazanma yolundan alıkoyamaz. O yüzden de onun ahlakı iyilikle bezelidir. Bütün vücut organları da buna uygun olarak kendisine bu iyiliği haykırır ve gerek tehditle gerekse uyarmak suretiyle onu buna teşvik ederler. Sordum, bunun delili nedir? Cevapladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği şu müjdedir. Allah bir kulu sevdi mi, kulun içine onu hayra yönlendiren ve şerden uzaklaştıran bir vaiz ve kalbine bir uyarıcı yerleştirir. Sordum. Bunun başka işaretlerini de söyler misiniz? Cevapladı. O, kula hiçbir şey Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmekten daha hoş ve daha sevimli gelmez. Zaten kalbi ve bütün organları bu farzları yapmaya canla başla sarılır ve bunları devam ettirmeye gayret eder. Bir başka işaret de şudur. Kul, nafilelere, dinen mecbur olmadığı halde Allah için yapılan ibadet ve hayra yönelik davranışlara fazlasıyla yönelir. Nitekim anlam ve içeriği Allah'a ifade şekli Peygamberimiz Aleyhisselam'a ait bir kutsi hadise göre kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Bana dua edince duasını kabul eder ve benden bir şey isteyince onu veririm. Sordum. Şimdi de bana böyle bir kulun kalbinde olanların belirtileri konusunda bilgi verir misiniz? Cevapladı. Onun gönlü iyilik ve güzelliğin hapishanesinin mahpusudur. Manevi bilgileri edinme ayrıcalığıyla donanımlıdır. Görünmezler dünyasının yani gayb aleminin, Yüce Allah'ın şan, yüce ve izzet perdesinin, kimsenin ilişemeyeceği bir ilahi korumanın nimetlerini habire tatmaktadır. Bunlar bütün yaratılmışların mükemmel işleyişinin harikalarıyla muhayyileleri sermest olmuş gönüllerdir. O yüzden özlemler içinde yükseldikçe yükselmek isterler ve organları sürekli artan manevi zenginliğin nimetlerine boğulurlar. Bundan dolayı onların ruhu her türlü dinlenme ve istirahatten el çekmiştir. Kaygılar onları alt üst etmiş ve onlar hidayetin sırlarıyla sevinip coşmak, himayenin lütuflarıyla gıdalanmak ve manevi gözle ileriyi görüşün bahçesinde ve gaybi görmenin aydınlığında buluşmak için rahat ve keyiften kaçıp uzaklaşmışlardır. Böylece de gönüller gözsüz gördükleri, perdeleri kaldırmaya gerek görmeden birlikte oldukları ve dudaksız söyleştikleri bir makama ererler. İşte ey genç, bunlar teslimiyet ve haya, rıza ve Allah'a güvenip bel bağlayan tevekkül sahiplerinden olup Allah aşkını tatmış kimselerin halleridir. Bunlar güzel amel ve hayırlı işler yapanların en iyileri, alimlerin kendilerini en çok Allah'a verenleri, bilgelerin en bilgileri ve seçkin kulların en bilgeleridir. Onlar takva sahiplerinin en önde gidenleridirler. Gece ve gündüzün en uyanık, yani ibadet ve taati gözeten çobanları, Allah'ı en saf kalple ananlar,
fikir ve hayra teşvik sahipleri, gerçek imtihanı verip geçenler, ibretli deneylerden başarıyla çıkanlardır. İbadet ve taatlerinden Yüce Allah'ın hoşnut olduğu kimselerdir. Allah-u Teala onları himayesi altına almış ve onları doğru yola yöneltmiştir. O yüzden onların enerjisi hiç tükenmez. İradeleri de sapasağlamdır. Bütün gayretlerini ibadetlerinde ciddiyet ve dileklerinin kabulü üzerine toplamışlardır. Ruhları da sadece selamete ermeyi ve Allah'ın yakınında olmayı hedefler. Yaptıkları onca ibadet, taat ve hayırları son derece önemsiz. Buna karşılık Yüce Allah'ın en ufak bir lütuf ve ihsanını son derece büyük görürler. Allah-u Teala onları nimetlendirirse şükreder. Kendilerini mahrum bıraktığında da sabrederler. Hüzün ve kederlerinden kopan çığlıklar neredeyse en gizli köşe ve bucaklara, ibretlerin, işaretlerin ve iç çekişlerin ta kaynaklarına kadar varıp yankılanır. Kalpleri tedirgindir ve ayrılık, yani Allah'tan ayrı düşme korkusu varlığını yakmadadır. Allah-u Teala onlara muhabbetinin tadını gecelerin ortalarında fısıldarcasına yaptıkları yalvarış ve yakarışlarından ötürü kendisiyle devamlı sırdaş olmanın hazzını tattırmıştır. Bu da onları her türlü şehvetten kesmiş ve dünya zevklerinden uzaklaşmalarını sağlamıştır. O yüzden de onlar kendilerini bütünüyle yerin ve göklerin hükümranının hizmetine adamışlardır. Nefislerinin inat ve itirazlarını bir yana bırakmış, aşağılık cehaletten de yakalarını kurtarmış olduklarından Allah'ın kendileri için yazdığına daha başlarına gelmeden önce razı olmuşlardır. Vallahi onların hayatı mesut ve mutlulukları süreklidir. Yaşayışları sağlıklıdır, gönülleri de her daim zengindir. Sanki onlar gönül gözleriyle gaybın perdeleri arasından bakmakta ve çok ilerileri ve görünmezleri görmektedirler. Onlar bütün sevdikleri ve sevgileriyle bağları koparmışlardır. Çünkü onların biricik arzuları, tek hedefleri ve yegane talepleri Allah-u Teala olmuştur. Yüce Allah onları çağırmış, onlar da bu çağrıya mümkün olan en büyük ciddiyetle, sınırsız bir çaba ve bu yolda sürekli bir yol alışla cevap vermişlerdir. Onun için sonsuz kudretin davetine bütün içtenlikleriyle inandıkları andan beri gönüllerinde ve zihinlerinde başka hiçbir şey yer almamıştır. O andan beridir. Kalpleri her türlü ayartmanın cazibesinden ve her çeşit tuzağından kurtulmuştur. Çünkü onun yerini kapsadığı bütün şeylerle birlikte marifetin yani manevi alemi yakinen bilmenin vasıtalarının ortaya çıkışı almıştır. O yüzden artık onların ona doğru yol alışlarında bineklerin derin arzu, sürücüleri korku ve rehberleri aşkın özlemidir. Bu yol alış onları Allah'ın kulluğuna tamamıyla boyun eğdirinceye ve Rablerinin azametini bütünüyle gösterip hissettirinceye kadar devam eder. Bu noktaya geldiklerinde ise onlar niyetlerinde hiçbir gevşemeye, azimlerinde hiçbir zaafa, kullukta en ufak bir yan çizmeye, ruhsatta yani dini kolaylıkta hiçbir keyfi yoruma ve Allah nasıl olsa affeder gibi hiçbir tedbirsizlik ve aldanış çağrısına meydan vermezler. Sordum. Görüyorum ki sevgiden de murat bu olsa gerek. Cevapladı. Evet. İşte bunlar sevgiyi yani Allah sevgisini murad edenlerin halleri veya nitelikleridir. Sordum. Onlar için imtihanlar nasıldır? Cevapladı. Bilgileri açısından rahat, denenmeleri bakımından zor, girişip baş etmeleri açısındansa kolaydır. Çünkü sınanmaları inanmalarının derecesine göredir. Sordum. En fazla sınananlar kimlerdir? Cevapladı. Bilgice yani marifetçe en ileri, yakın yani şeksiz ve şüphesiz bilgi bakımından en güçlü ve iman bakımından en sağlam olanlar. Zaten bir hadiste bu durum şöyle belirtilmiştir. En şiddetli bela peygamberlere, velilere ve benzerlerine gelir.